Merhabalar. Metings Online olarak düzenlediğimiz tekne yapımında kalıp ayırıcı sistemler konulu webinarımıza hoş geldiniz. Bu webinarımızda Aksel Plastik'in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika satış direktörü Yos Bey'i ve firmamızdan da teknik satış uzmanı Murat Bey'i ağırlıyoruz. Sunuma başlamadan önce webinar platformu ile ilgili ufak bir videomuz var. Aksel Plastik, Amerikan menşeli kalıp ayırıcı ve proses yardımcı katkı maddeleri üretimini yapmaktadır. 50'den fazla distribütörlüğünü yaptığımız ürünler dışında Türkiye'de, İstanbul ve Avrupa'da, Macaristan ve Amerika'da üretim yapıyoruz. Sözü Yos Bey'e bırakmadan önce birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. Videoda da gördüğünüz gibi webinar boyunca sorularınızı yan paneldeki kısmına yazabilirsiniz ya da el kaldırabilirsiniz. O zaman mikrofonumuzu açacağız. Sunum sonrasında da sorularınızı teker teker cevaplandıracağız. Eğitimle ilgili yardımcı olabilecek noktada ekranınızın sağ tarafındaki Hangouts kısmında bulabilirsiniz. Ayrıca ilerleyen günlerde sunum videosunu da paylaşacağız. Herkese keyifli bir webinar dileriz. Okay, Yos Bey, it's your turn. Yes, good afternoon everybody. My name is Joost van Zundert. Working for Aksel Plastic and I am responsible for Europe, Middle East, and India to support our distributors. And today we're going to talk about our mold release systems for the marine industry. Aksel Plastic, as Asli said, has a complete range of products, and for the marine industry, we offer from wax systems to high-end semi-permanent release agent systems called the Extend line. Can you show the next slide? Merhabalar. İlk önce ben de giriş yapmak isterseniz. Murat Akengin, Metix Composite teknik satış uzmanıyım. Daha öncesinde Aksel'le alakalı modelden kalıba konulu bir kalıp ayırıcı webinar yapmıştık. Bu ise webinarımızın ikinci bölümü. Burada ise marine özelinde kullanılabilecek kalıp ayırıcılarla ilgili bilgiler vereceğiz. Aksel'in marine konusunda birçok ürünü var. Katı wax sisteminden başlayarak internal release agent'lara kadar, sıvı kalıp ayırıcılara kadar çeşitlerini inceleyeceğiz burada. İyi webinarlar dilerim. Yos Bey. So, as I said before, we have a complete product line for the marine industry, starting with a paste wax. Our brand name is Paste Whiz. It's a very common down-to-earth product. You apply it on the mold and you polish it off. You have to apply multiple layers of Paste Whiz. And then you can pull one part of it and reapply every time. The semi-permanent line is called the Extend line, and this is we are going to show you further in this presentation how to produce on a fast and economic way your parts. Katı wax'tan semi-permanent'lara kadar birçok çeşidi bulunmakta. En basit, en simple olan dediğimiz Paste Whiz, katı wax. Ve
En son teknolojileri de X-Tent serisi olarak geçen sıvı kalıp arayıcı sistemleri. Biz bu sunumda daha çok sıvı kalıp arayıcı sistem üzerinde duracağız. Bunun üzerine yoğunlaşmak istiyoruz. So the PasteWiz 88 is a product which is very easy to use. Easy to use means that when you open the can and you take a cotton cloth, it's easy to take out the PasteWiz out of the tin. It's also easy to apply on the mold surface, and it's also easy to buff off to a high gloss. It's especially formulated for hot climates, so the viscosity stays the same in the winter or in the summer. Low humidity or high humidity, the product quality will be always the same. It competes well with the TR-104, the high and the low version, or the Finish Care 1000P and the Honey Wax. Pas ve Excel alakalı kısa bir bilgi vermek istediğimde katı wax, bildiğimiz klasik katı wax PSV88 kullanımı kolay, çok hızlı bir şekilde uygulanabilir. Kutusunu açtıktan sonra direkt bir bez yardımıyla, pamuklu bez yardımıyla direkt kalıbınıza uygulayabilirsiniz. Özellikle sıcak mevsimler için formüle edilmiş bir kalıp arayıcı sistemi. Yüksek sıcaklıkta, düşük sıcaklıkta, yüksek nem oranında, düşük nem oranında çok rahat kullanabileceğimiz klasik bir katı wax'tır. Piyasadaki rakipleri burada TR Industry, TR 104, Finish Care and Honey Wax. Bizim piyasada dünya üzerinde, daha doğrusu Axel'in rakipleridir. So if you have a project of 5 to 10 boats, I would normally recommend the PasteWiz. If you have a serial production where you're producing every week a boat or parts, then it's very interesting to go to the semi-permanent mold release, because you can do multiple releases or pulls with one mold release application. The system consists of a cleaner, the CX500, a sealer for new or refurbished molds, the Extend XDR, and then we have two release agents, depending on the application or the molds, the Extend 818 Plus and the Extend 838. Extend serisi bizim sıvı kalıp arayıcı serimiz, daha önce bahsettiğim üzere. Eğer çok çok az ürün alacaksanız, örnek veriyorum, yıl içinde bir veya iki tekne alıyorsanız en fazla, Axel'in burada önerisi katı wax üzerinde ilerlemek. Fakat seri üretim yapıyorsanız, yani örneğin haftada bir tekne çıkartıyorsanız veya günde bir ürün çıkartıyorsanız kalıbınızdan, tekninizle alakalı, daha hızlı bir çözüm sunmak adına sıvı kalıp arayıcı sistemle ilerlemenizi öneriyoruz. Ve burada da sistem 3 ana üründen oluşuyor. Bunların bir tanesi GX500 temizleyici, X-Tent, XTR, Astar ve üçüncü üründe kalıp ayırıcı 818 Plus ya da 838. 838 Plus ya da 838'in kullanımı sizin application'ınıza göre, aplikasyonunuza göre, reçine tipinize göre, kalıbınıza göre ve geometrinize göre değişiklik gösteriyor. Sizin gerekliliklerinize göre seçilen 818 Plus ya da 838'i kullanıyorsunuz. Ama GX500 ve Sealer XTR her zaman sistemin içinde sabit olarak duruyor. So, what are actually semi-permanent release agents? What is the difference between a wax and a semi-permanent? A wax makes actually or lays down a physical barrier between the mold and the gel coat. And the semi-permanent release agent is a resin that is cross-linking to the mold surface, and then polymerize and gives you a semi-permanent film,
which allows you to demold multiple parts with one application. It's very important to understand this difference between a conventional mold release, a wax, and the semi-permanent release agent, because in the next slide we will explain you how to apply. But it's important to understand that the semi-permanent release agent will cure on your mold surface, and therefore you need a clean mold surface. Otherwise, the curing will not happen, will not be perfect. Katı wax veya PVA ile sıvı kalıp polisyenlerin arasında genel bir fark ayırıcıların kalıpla birleşmesiyle alakalı aslında. Yosbin anlatmak istediği. Katı kalıp ayırıcılar, katı waxlar ve PVA'lar kalıpla sadece fiziksel bir bağ kuruyor. Ama sıvı kalıp ayırıcılar, aksine sıvı kalıp ayırıcıları kalıpla kimyasal bir bağ kuruyor. Ve bu kimyasal bağ sayesinde kalıp ayırıcılığınızın kalıbınızın ayırıcılık özelliği sürekli oluyor. Katı wax'ta her teknede örnek veriyorum. Her tekne çıkarttıktan sonra ikinciye ve üçüncüye başlamadan önce 5-6 kat tekrar wax atmaktansa sıvı kalıp ayırıcılarda hiç atmanıza gerek yok diyebiliriz Akca tarafından. Ama şöyle bir durum var tabii ki. Bu marine tekne, yani 15 metreden 30 metreye kadar tekne yapan müşterilerimiz var bu sistemi kullanan. Biz her seferinde en azından son kat ayırıcıyı her zaman her tekneden önce bir kat kurulmasını öneriyoruz mutlaka. Çünkü bu tekne risk alamıyoruz. Risk almak da istemiyoruz. Ama bu bir katın uygulanması da yani teknenin boyutuna göre değişiklik gösterebilir. Örneğin bir 20 metre bir tekneyi sadece son kat ayırıcı atarak her tekne arasında bir 15-20 dakikada bitirebiliyorsunuz. Ama tabii ki katı kalıp ayırıcıda bu olmuyor. Sizin her tekne arasında 4-5 katı wax sürmeniz demek, sizin en az bir 3-4 saatinizi alması demek. Bu anlamda ayırıcının kalıpla bağdaşması ve kalıp ayırıcılığının yüksek olmasının yanında bu sıvı kalıp ayırıcı sistemleri size hızlı bir üretim çözümü de sunuyor. So the semi-permanent system is consisting of three easy steps. The first step is stripping or cleaning. As we explained earlier, you need to start with a clean mold in order to have this chemical bonding. For new molds, we go on sealing the molds. And the third step is applying the release agents. The variables are, of course, the conditions of the surface, if it's a plug or a new mold or anti-skid surface, the process conditions, and the requirements of the finished parts. Bir önceki slide'da bahsetmeyi unuttuğum bir şey var, onu ilk önce anlatmak isterim. Sıvı kalıp ayırıcı sistemi uygulamadan önce kalıbınızın mutlaka temiz olması gerekiyor. Eğer kalıbınızın temizliğini sağlayamazsanız, kalıp ayırıcı uygulandıktan sonra tam olarak kürleşmesini sağlayamazsınız. Kürleşmeyi sağlamazsanız tam olarak, bu da kalıp ayırıcınızın etkisini çok önemli oranda düşürür. Bu slide'a geldiğimizde ise bu slide'da aslında kalıp ayırıcı sistemi nasıl kullanacağının aşamalarını gösteriyoruz. Bunlardan bir tanesi cleaning, temizleme, ikincisi sealing, astarlanma, üçüncüsü de kalıp ayırıcı uygulama. Burada tabii ki birkaç durum var değişiklik gösteren. Bu sizin kalıbınızın durumuna, reçine tipine, küllenme durumuna göre değişiyor. Tabii biz bu sistemi uygularken şunu her zaman belirtiyoruz. Temizleyici ve astar sadece ilk uygulama sırasında uygulanıyor. Yeni kalıba veya kalıbınız tadilat gördüyse üretime başlamadan önce. Fakat seri üretimde sadece release agent'i kullanıyorsunuz. Yani örnek vereyim, yeni bir kalıp yaptınız, jakut atmaya başlayacaksınız veya reçine dökmeye başlayacaksınız. İlk kalıba, yeni taze kalıba ilk önce bu üç üründe uyguluyorsunuz. Fakat birinci tekne aldıktan sonra ikinci veya üçüncü tekneye geçmeden önce sadece release agent kullanıyorsunuz. Astar ve temizci kullanmıyorsunuz. Ha, bunu bir daha ne zaman kullanacaksınız? Kalıbınızda bir tadilat olmuştur. Kalıbınızda farklı bir kimyasal kullanılmıştır.
Kalıbınıza pasta polish yapılmıştır tekneler arasında. O zaman tekrar bütün sistemi kullanmanız gerekir. Fakat seri devam eden bir üretim varsa ilk uygulamadan sonra sadece astar uygulayarak tekneler arası devam edebiliyor. Affedersiniz, sadece ayırıcı uygulayarak tekneler arası devam edebiliyorsunuz. Our mold cleaner is called CX500. This is a high-performance solvent-based cleaner. It's a slow evaporating solvent, so it makes it very easy to clean the surface. A volatile, fast solvent will evaporate too quickly from the mold, so you cannot see where you have wetted the mold with the cleaner. In general, the CX500 is 10 times more effective than acetone. Everybody knows acetone and is using it. We don't recommend acetone as a cleaner, but we recommend the CX500. The application is with two cloths, cotton cloth. One is the wet one with the CX500, and then a dry one to clean out the dirt. So first you scrub on the mold with a wet CX500 cloth. You let it react, and then you wipe off with the second cloth the CX500. This is called the wipe on wipe off method, which we will show you later in the video. Try to work in small areas and not to flood the complete mold with CX500. Because after a while it will eventually evaporate. We recommend to work in patches of 50 centimeters on 50 centimeters and work your way through the mold in small areas. So you have to repeat this cleaning cycle one or two times, depending on how dirty the mold is. But normally two times application of CX500, the mold will be clean. Mold Cleaner CX500 bizim setimizin ilk ürünü, yani temizleyici ürünümüz. Yüksek performans, solvent fazla bir üründür. İçinde tabii ki temizleyici amaçlı solvent maddeler bulunmakta ama bir aseton değil. Fakat etki olarak asetondan 10 kat daha etkili bir ürün. Bunu wipe on wipe off dediğimiz yöntemle uyguluyoruz. Yani şöyle, ilk önce bir beze bir miktar temizleyici döküyorsunuz. Bunu kalıp yüzüne uyguluyorsunuz. Ardından 20-30 saniye sonra ikinci bir kuru bezle malzemenin kuruduktan sonra kalan kirini almak için ya da fazla malzemeyi almak için kuru beze tekrar üstünden kuruluyorsunuz. Bu da wipe off diye geçiyor. Bir sonraki videoda nasıl uygulandığını göstereceğiz. Burada önemli olan nokta şu, CX500 bir aseton değil ama içindeki temizleyici kimyasallar var. Bu da tabii ki uçuculuğunun fazla olması demektir. Bu sebeple daha küçük alanlarda bu ayırıcı uygulamanız gerekir. Örnek veriyorum, 1 metre kalıbınız varsa 1 metrenin hepsine birden bir seferde temizleyiciyi sürüp arkasından örnek veriyorum 4-5 dakika sonra kurulamak yerine kalıbınızı bölmelere ayırıp ilk önce ıslak yüzeyi uygulayıp ıslak bezle temizleyici uygulayıp 20-30 saniye sonra kuru bezle kurulamak her zaman daha etkili olacak. Böylece temizleyici tam olarak kalıptan uçmadan kirini alabileceksiniz veya arkada iz bırakmasını engelleyeceksiniz. Buna dikkat etmek gerekiyor sadece. Uygulanması basit. Normalde biz bir veya iki kat uygulanmasını öneriyoruz. Ama tabii bu kalıbın kirliliğine göre değişir. Fakat kalıbımız çok kirli değilse iki kat CX500 uygulanması yeterlidir. Burada size bir video izleteceğiz CX500 uygulanması ile ilgili. Kısa bir video.
So as it said, we're gonna clean with two cloths, a wet one and a dry one. First you wet with the CX500 the first cloth, you really soak it, you work in small patches, apply the CX500, and then with the second dry cloth you remove the CX500 and the dirt. Burada gördüğünüz gibi bahsettiğimiz gibi ilk önce temiz bezle yüzeye CX500 uygulandı. Daha sonra ikinci bir kuru bezle ayır temizleyici fazlası alındı ve kir temizlendi. So once the mold is clean, we can start applying the mold sealer. Mold sealer is actually like a bonding agent between the mold surface, the gel coat of the mold, and the release agent. It's also closing the porosity of the mold surface. So we strongly believe in the mold sealing application to have in the long term a better performance of your mold. The XTR is a solvent-based mold sealer. It's a wipe-on, wipe-off application. This means, like the CX500, you apply with a wet mop, wet cloth, the sealer, and you remove it with a dry cloth. We can show you this later in the second video. The advantages of the XTR, it's very easy to apply. Also, the XTR has a slow evaporating solvent. So when you apply it with a wet mop, the surface stays wet, and you can visually see the XTR on the mold surface. And then with a dry mop, you go over it and polish it to a high gloss. The advantage is that with this product is no streaking problems, especially in the summer with high temperature and humidity. Some sealers are evaporating too fast and leaves you with streaks on the mold surface, which are very difficult to remove. With the XTR, we don't have this problem. As I said, it protects your molds, it increases the longevity on the long term, and maintains the surface gloss of the molds also for a long time. So it doesn't the mold doesn't turn dull after 50 parts, and it reduces hazing and buildup. So it's a small investment in the beginning of the lifetime of the mold, but which with a return on the long term. Sealer XTR bizim astar ürünümüz, yani kalıp ayıcı setin ikinci aşamasında bulunan ürün. Yine bu da solvent bazlı bir astar. Yine wipe off yöntemiyle uygulanıyor. Yani bir bezle ısıtıyorsunuz, kalıp üzerine sürüyorsunuz. Yaklaşık 25-30 saniye sonra ikinci bir bezle kurulayarak malzemenin fazlasını yüzeyden alıyorsunuz. Tabii Sealer XTR CX500 kadar uçucu bir malzeme değil. Bu sebeple uygulanması ve kullanması çok daha kolay. Yani uyguladıktan sonra nereye uyguladığınızı çok rahat görebildiğiniz için kurulaması da bir o kadar rahat ve CX500 kadar acele etmenize gerek yok. Yani daha büyük alanlara ıslak bez uygulayıp daha büyük alanları tek seferde kurulayabilirsiniz. Çünkü çok uçucu bir malzeme değil. Ama burada tabii ki kurulamak çok önemli. Çünkü eğer malzemenizi kurulamazsınız 25-30 saniye sonra bu fazla malzeme yüzeyde kalır ve sizin bir takım önüne sokulur. Ama genel olarak uygun şartlarda kullanıldığında, yani sürdüğünüzde ve 25-30 saniye sonra kuruladığınızda hiçbir yan etki görmezsiniz. Sealer XTR'nin birkaç önemli amacı var kullanmak. Birincisi kalıbınızın
ömrünü uzatıyor. Kalıbınızın, daha doğrusu kalıp ayırıcınızın kullanım ömrünü uzatıyor. İkincisi, kalıbınızın parlaklığını arttırıyor. Ve daha uzun süre kullanımlarda daha parlak bir yüzey elde etmenizde yardımcı oluyor. Ve bir diğer asıl nokta da kalıbınızda göze göremediğiniz mikron seviyesindeki boşluklar var. Tabii ki astar bu boşlukları doldurarak orada flat, düz bir yüzey elde etmenizi sağlıyor ve bu tabii ki de sizin kalıp ayırıcınızın çalışmasını kolaylaştırıyor. Uygulaması ve kurulaması, yani polisi kolay bir ürün. Piyasadaki rakiplerin aksine CLRX teri uyguladıktan sonra herhangi bir iz şerit kalma durumu olmuyor. Yani her kurulamadan sonra yüzeyde herhangi bir iz kalmıyor veya bir, nasıl diyeyim, bir bez izi, uygulama izi kalmıyor. Ve bu da tabii ki büyük bir avantaj. Çünkü eğer orada bir iz kalırsa bu iz astar affersiniz, ayırıcı uygulasanız da gitmeyebilir. Ve bu gitmezse sonucunuza yansıyabilir bu iz. Rakiplerde bu tür sıkıntılar olabiliyor. Fakat Axel'de uygun bir şekilde uygulamayı kurduktan sonra herhangi bir izle karşılaşmıyorsunuz. Burada kısa bir video göstereceğiz size. CLRX TR'nin wipe on wipe off nasıl uygulandığını anlatan. So here we see the XTRC LoRa application. We have the blue shop towels, which we will talk about later, and the white cotton cloth. It's important to wear latex gloves to, when you apply the XTR sealer. So you wet one cloth, the blue shop towel, with the sealer, and you let it impregnate in the cloth. And also here, the best way is to work in small areas. You wipe it on, and when the sealer starts to flush or evaporate, you wipe it off with a dry cloth. Kullandığınızda çok bastırmadan kullanıyorsunuz. Ama sadece yüzeydeki fazla malzemeyi almak. Biz yaklaşık 2 veya 3 kat uygulanmasını öneriyoruz bu kalıp astarın. 3 kat 15 dakikalık aralarla uygulanmasını öneriyoruz. Yani birinci kat uyguladıktan sonra wipe on wipe off 15 dakika bekliyorsunuz. Ardından ikinci kat wipe on wipe off, yine ardından bir 15 dakika üçüncü kat. Ama CLRX TR'den ayırıcıya geçmeden önce bir yarım saat beklememizi öneriyoruz. En az yarım saat beklememiz gerekiyor. Astar bittikten sonra ayırıcıya geçmeden önce. Ama ayırıcı katlar arasında 15 dakika bekleme yeterli. After we applied the sealer, we are ready to apply the release agent. And for the marine industry, we are proposing two different products. Both have a different application method, but also have a different areas to apply. So in general, we recommend for the hull the Extend 818 Plus, which is a wipe-on, leave-on product. It's very fast and easy to apply, and it's perfect for big areas like the hull, where you have to, where you can go fast, and you don't, and you just apply the release agent and let it evaporate. You don't have to go over a second time to wipe it off. It's also very low on surface tension, so the risk for pre-release, especially on the hull, is very limited when using the 818 Plus. Second product is the Extend 838. Can also be applied on the hull when wiped off, and on the deck and the stringer parts.
As I said, it's a wipe on, wipe off, like the XDR. So you apply it with a wet cloth and you wipe it off with a dry cloth, or at the end with a microfiber to get it to a high gloss. It's very the product is very easy to apply. Even with the two steps, you really get it easy to a high gloss, a finish for which is important in the marine industry. Burada kalıpajı setimizin son ürün grubu olan kalıpajı, temizleyici ve hastalardan sonra. Burada biz iki farklı ürün veriyoruz, farklı application'lar için. Bunlardan bir tanesi XN818 Plus, bir diğeri de XN838. Bu iki ürün kullanımı sizin aslında geometrinize ve reçin tipinize göre değişiklik gösteriyor. Ve kalıbınızın büyüklüğü, küçüklüğü, reçininizin ne olduğu, uygulama sıcaklığı, üretim yöntemi, bunların hepsine göre, bu varyasyonlara göre çeşitlilik gösteriyor kalıbı seçimi. Burada Axel 818 Plus'ı gövdede 838'i hem gövde hem güverte hem de diğer parçalar olarak ayırmış ama 818 Plus'ı da aynı zamanda gövde, üst bina ve diğer parçalarda kullanabilirsiniz. Bu ayrımın sebebi aslında 838 çok daha reaktif bir kalıp ayırıcı 818'e göre. Ve daha zorlu parçalar, daha driftli parçaların daha rahat çıkartılacağını düşündü Axel bunu üretirken. Fakat daha önce belirttiğim özelliklere göre, yani reçine tipi, üretim yöntemi ve kalıp geometrisine göre 818 Plus'ı da gövde haricinde güverte, stringer ve üst bina gibi yapılarda da kullanabilirsiniz çok rahat bir şekilde ki kullanılmışlarımız da var. Bu iki kalıp arasının birbirinden diğer farkı biraz da uygulamayla alakalı. 818 Plus Wipe On Leave On dediğimiz bir sistemdir bunu. Yani şöyle, biliyorsunuz GX500 ve Sealer XTR'de bir bezi ıslatıyordunuz, yüzeye sürüyordunuz, yaklaşık bir dakika sonra ikinci bir beze kuruluyordunuz. Ama 818 Plus'ta herhangi bir kurulamaya gerek yok. Yani uyguluyorsunuz ve bırakıyorsunuz. 15 dakika üstüne küllüleniyor. Ondan sonra ikinci kat, 15 dakika sonra tekrar üçüncü kat. Herhangi bir kurulamaya gerek yok. Fakat 838'de ise yine GX500 ve Sealer XTR'de olduğu gibi uyguladıktan sonra kurulamanız gerekiyor. Malzemenin fazlasını üzerinden almanız gerekiyor. Herhangi bir sıkıntı olmaması için. Avantajlarına baktığımızda ikisi de kolay bir şekilde, hızlı bir şekilde uygulanabiliyor. Ama tabii ki 818 Plus'ta kurulama olmadığı için çok daha seri iş devam ediyor. Ve herhangi bir pre-release ile karşılaşmıyorsunuz yani. No pre-release biraz iddialı bir yaklaşım tabii ama yani piyasadakilere göre çok daha nadir karşılaşılıyor. Bunu çok rahat söyleyebilirim. Çok uygun, özellikle jarkodlu yüzeylerde kullanıma çok uygun bir kalıp ayırıcı. 838 ise dediğim gibi daha reaktif. Biz daha çok 838'i jarkodsuz tekne üreten müşterilerimize öneriyoruz. Çünkü reaktifliği fazla olduğu için pre-release yapma ihtimali yüksek. Eğer jarkodlu yüzeyde kullanırsanız pre-release yapma imkanı ihtimali yüksek. Dediğim gibi birkaç tane etken nokta var ayrı seçiminde. Ona göre siz bize ne yapacağınızı söylüyorsunuz, biz size uygun olan kalıp ayırıcı tipini belirtiyoruz. 838 dediğim gibi yine wipe on wipe off uyguluyorsunuz, kuruyorsunuz ama üçüncü bir adım olarak yüzey parlaklığını arttırmak için mikrofiber bezle de kurulayabilirsiniz malzemeyi. Genel olarak böyle. Şimdi size bir iki video yapacağız uygulamalarla alakalı. Bu 818 Plus'ın uygulama videosu. Yeah, so here you see the application of the 818 Plus using only one cloth, the blue shop towel. You pour it on the blue shop towel. You let it impregnate well. You apply it on a systematic way. You can do it in a circular move or a rectangular move.
and then you just let it dry. You see after a couple of seconds that the release agent, the solvent is evaporating and the release agent is curing. And after a minute or so, depending on the air movement, the release agent and the solvent are completely evaporated. So you see now. Gördüğünüz gibi zaten. Yes, yes, ma'am. Yeah, you see now the coloring change. There's nothing to worry about. That's normal. It's evaporation. And then this goes away and it leaves no streaks. Az önceki renk değişiminden bahsediyor. Bir miktar renk değişik olduğunuz gibi ama bu çok normal. İlk kalıpajı uyguladığınızda bir renk değişimi olabilir. Işıktan dolayı veya yüzeyden dolayı. Ama tekrar gördüğünüz üzere şuradan geri alacağım. Malzeme kurudukça 15 dakika içinde kurudukça zaten bu izle ortadan kalkıyor ve yüzeyde de herhangi bir iz, renk değişimi vesaire bırakmıyor. Uygulaması kolay, hızlı bir yöntem. Güvenli kalıp tam ürün olabileceğiniz sağlıklı bir yöntem. Pardon. Burada 838 Plus'ın, affedersin, 8, X'ten 838'in uygulamasını göstereceğiz. Niye kısa bu video? So here we see the application of the A38, the wipe on, wipe off. So you pour the extent A38 in the blue shop towel. You let impregnate well, so the complete surface of the towel is covered with A38. You apply it in a rectangular way. You also work in small patches, and you make a box and you fill the box with the release agent. You let it evaporate for a couple of seconds and then go over with the second dry towel to wipe it off and finish it to a high gloss. Evet, burada 838'in uygulanmasını gördük. 838'in uygulanması 818'e göre biraz daha farklı. 818 Plus'ta Wipe-On, Leave-On yapıyordunuz, satıyordunuz fakat yüzeyi kurulamıyordunuz. Burada ise uyguladıktan sonra yaklaşık bir 15-20 saniye içinde yüzeyi kuruluyorsunuz. Ve kurularken de gördüğünüz gibi yüzeye bastırmadan hafifçe uyguluyorsunuz kurulamayı ve üzerinde herhangi bir iz vesaire kalmıyor. So here is a nice overview of the three steps. So the first step is the cleaner in order to have the chemical bonding of the sealer and the release agents. It's a wipe on, wipe off. You rub in well the CX500 on the mold surface and you clean it with a dry mop. And you repeat this this cleaning cycle until the mold surface is clean. In general, after two times, the mold surface is clean enough to apply the sealer, the XDR. We recommend between one and three coatings. In general, I apply two coatings of the XDR, 15 minutes drying time between each coating. And at the end, after the two or three coatings, you have to wait 30 minutes to let the complete XDR film cure. And after 30 minutes, you can apply the release agents or 818 Plus or 838. So the 818 Plus is a wipe on, leave on. We also recommend 2 to 4 coatings of the 818 Plus, 50 minutes drying time, so it's very easy and short, and 30 minutes after the last coating. The second release agent is the A38, the wipe on, wipe off. Also 2 to 4 coatings, 50 minute drying time like the others, and 30 minutes after the last coating. So, a last remark on the difference between 818 Plus and 838 is
With the 828 Plus, you will have in general 5 to 10 parts between each application. And with the 838, you will easily go 15 to 20, 25 parts between release agent application. So in there's a difference between both release agents in number of release. So for easy surfaces, I would take the 828 Plus. For more complex parts like DEX, I would definitely take Extend 838. Burada ise kısa bir özetini görüyorsunuz. Aslında bu üç anlattığım sistemin bunlardan birincisi, tekrar özetlemek gerekirse CX500 temizleyici ürünümüz. Wipe on, wipe off. Yani bir bez uyguluyorsunuz, 15-20 saniye sonra ikinci bez ise kuruyorsunuz. Amacımız burada kalıbı temizlemek, kalıbın yüzeyini temiz hale getirmek. Bastar ve yüzüğü doğmadan önce. Genelde iki kat uygulanmasını veriyoruz bahsettiğim üzere. Diğer ikinci ürünümüz Astar. Bu da yine kalıp aracının kullanılması için kalıp aracının daha yetki göstermesi için kullandığımız bir ürün ve bir diğer önemli özelliği de yine bahsettiğim gözle göremeyen mikron seviyesindeki boşluğu doldurmak için kullanılıyor. Yüzeyi daha düz bir hale getiriyor ve ayırıcının etkisini arttırıyor. Bunu da ortalama 1 ila 3 kat arasında uygulanmasını öneriyoruz. Ama biz tabii ki geometriye göre 2 ya da 3 kat uygulanmasını öneriyoruz. Genelde 3 kat diyorum ben müşterilerimize ilk uygulamalarda ve bulunduğum uygulamalarda. Uygulamalar arasında 15 dakika bekleme var. Ya örnek veriyorum, birinci katı uyguladınız, ikinci kata geçmeden önce 15 dakika, üçüncü kata geçmeden önce 15 dakika bekliyorsunuz. Fakat son kat ayırıcı bakarsınız, son kat asla uyguladıktan sonra ayırıcıya geçmeden önce 30 dakika minimum beklemeniz gerekiyor. Bunu da bitirdikten sonra artık son kat ayırıcı 818 Plus ya da 838 kullanıyorsunuz. Sizin geometrinize, reçine tipinize ve prosesinize göre değiştiği gösterecek tabii ki hangi ayırıcı kullanacağınız. 818 Plus Wipe On, Leave On, yani sadece uyguluyorsunuz, herhangi bir kurulama yok. Yine geometriye göre değişiklik göstermekle birlikte ortalama 2 ila 4 kat arasında uygulanmasını öneriyoruz biz uygulamada. Yine katlar arasında 15 dakika bekliyoruz. Ve son katı uyguladıktan sonra 818 Plus'ın Jarkot'a geçmeden önce minimum 30 dakika beklenmesini öneriyoruz. 838'de ise wipe on, wipe off, yani uyguluyorsunuz, birkaç saniye sonra kurulamanız gerekiyor. Yine bunu da ortalama 2 kat ile 4 kat arasında uygulanmasını öneriyoruz. Tabii ki belirttiğim gibi geometrinize, prosesinize, resminize, tipinize göre değişiklik gösteriyor kaç katı uygulanacağı. Bunu direkt sizin projeniz üzerinde konuşmamız gerekiyor. Ve yine 838'e uyguladıktan sonra minimum 30 dakika beklememiz gerekiyor ürün dökümüne başlamadan önce. Burada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu iki şeyden bahsetmek istiyorum. Birincisi, Yost'un bahsettiği bir fark. 818 Plus'ta örneğin 10 ürüne kadar bir uygulamada alırken 838'de 20-25 ürüne kadar alabiliyorsunuz. Ama burada şöyle bir durum var. Biz kendi özelimizde Matrix olarak bunu müşterilerimize önerirken eğer parça üretimindeyse, marine için yan parça üretimindeyse evet. Fakat tekrar belirtmek isterim ki tekne üretimindeyse, yani kalıptan tekne almak için bu ayırıcı kullanıyorsanız, seri üretimde de olsa biz her tekneden önce en az bir veya iki kat kalıp ayırıcı uygulamasını mutlaka veriyoruz. Çünkü tekne kalıbına bir kat uygulayıp beş kat ürün alınabilir alanlar da var. Fakat büyük bir risk. O yüzden her tekne arasında bir kat veya iki kat kalıp ayırıcı uygulama hiçbir zararlı olmaz. Çok da zamanda kaybettirmezsiniz zaten. Ve diğer bahsetmek istediğim konu da bekleme ile alakalı. Örnek veriyorum, bu en son maddelerde gördüğünüz gibi astar uyguladıktan sonra minimum 30 dakika beklememiz gerekiyor ayırıcıya geçmeden önce. Veya ayırıcı uyguladıktan sonra minimum 30 dakika beklememiz gerekiyor ürüne geçmeden önce. Buradaki bu 30 dakikalar minimum süreler. Siz ne kadar çok beklerseniz kalıp ayırıcınız o kadar çok ve iyi küleşecek. Ve bu da kalıp ayırıcınızın veya astarınızın etkisini o oranda arttıracak. Yani siz son kat kalıp ayırıcı attıktan sonra aslında
Eğer zamanınız varsa yaklaşık bir 24 saat beklemeniz daha iyi. Bu sizin kalıp paracınızın daha iyi küleşmesine sebep olacak ve daha iyi etki göstermesine sebep olacak. Bunu da belirtmek istedim. Bitirmeden önce. So here are three accessoires you have seen during the presentation, which you can use for an optimal application of the sealer and the release. On the right side, you see the flip-top bottle. You have seen that in one of the videos. And I think especially for in the marine industry, where the mold surfaces are really, really big, and you're applying a lot of release agent, it's fairly convenient to have this small bottle to walk over the walk over the deck and or the hull surface, instead of walking with a gallon tin, which can damage your mold. So this small bottle is very simple, but it's very convenient, especially for the marine industry. Then you have on the left side the blue shop towels. These are special, not specially made for Axel, but we believe they're special because they don't disintegrate when you have the release agent or the sealer on for a long time. They keep well the consistency, and the advantage of the color blue is that you see visually well if there's enough release agent on the cut or not. And then underneath we have the microfiber towels, also I think very important for the marine industry to use them, because with those towels you get very easily a high gloss finish without streaks, which is very important for your industry. So I think if you want to test our system, it could be it's really worthwhile to use these three tools to apply the release agent system in the best conditions. Burada ise aslında aksesuarlardan biraz bahsedeceğiz. Kalıp aracı uygularken sizin işinizi kolaylaştıracak aksesuarlardan bir tanesi sağ tarafta gördüğünüz küçük plastik şişeler. Bunun amacı şu, biliyorsunuz biz kalıp aracılarımızı 2.8 kilogramlık ve 3 kilogramlık tenekelerde sağlıyoruz. Ve bu tenekeler tabii ki kalıbın içinde dolaşması, çalışılması, her seferin kalıp aracının bezi dökülmesi onu çıkartabilir. Ve bir hatayla eğer düşerse kalıbınıza zarar verebilir. Bu sebeple bu tip ufak plastik şişelerde kullanılmasını öneriyoruz. Daha rahat, çok daha kolay bir kullanım sağlayabilmek için. Bir diğer ürün sol üstte gördüğünüz blue shop towels dediğimiz, bizim satışını yaptığımız ürünler. Bu ürün tabii ki birebir Arjantin üretilmedi ama piyasada bulunan özel bir kağıt aldı. Yani birçok operatör herhangi bir bezi alıp kalıp aracıya uygulayabilir, uygulamak da isteyebilir. Ama şöyle de bir gerçek var tabii ki, yüzey bezinizin ne kadar temiz olduğu önemli, bezinizin kalıba tüy bırakmaması önemli. Bunlar önemli konular, ince ama önemli konular. Bu sebeple bu kağıt havlu herhangi bir yüzeyde iz bırakmıyor, herhangi bir tüy bırakmıyor. Ve zaten tek kullanımlık, hani kirli mi, temiz mi derdiniz yok. Çünkü öyle bir durum var. Daha önceki slaytlarda belki bahsetmeyi atladım ama örnek veriyorum, her kimyasal için farklı bezi kullanmanız gerekiyor. Örneğin CX500'ü kullandığınız bezi Sealer X-Terry'de kullanamazsınız. Sealer X-Terry'de kullandığınız bezi 818 Plus veya 838'de kullanamazsınız. Çünkü farklı kimyasallar birbirine karışırsa tabii ki yapılarını bozacak ve sizi çok zor duruma sokacak. Bunu belirtmeden geçmek istemedim tekrar. Bu sebeple bu şekilde özel tek kullanımlık kağıt havlu kullanımı her zaman bir avantaj. Karışıklıkları da öner bu sayede. İşte bu bezi kullanmış mıydın, kullanmamış mıydın, temiz miydi, değil miydi? Bu kaygıdan da uzak kalırsınız. Sol altta üçüncü gördüğünüz gibi bildiğimiz mikrofiber bez. Zaten mikrofiber bezler biliyorsunuz amaç yüzde parlaklığını her zaman arttırmak. Araç camlarında veya diğer temizlik konularında da kullanılıyor yüzey parlaklığını arttırmak için. Yine burada da kalıp ayırıcı
uyguladıktan sonra, kullandıktan sonra microfiber bez ile silerseniz eğer kalıbınızın parlaklık gloss değeri önemli bir oranı tekrar artacaktır. Ve bu da sizin daha parlak bir kalıbına sahip olmanıza, bu da sizin daha parlak bir ürün çıkartmanıza imkan sağlayacaktır. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Bizim tarafımızdan böyle Yos Bey. Anything you want to add? No, it was very clear. Thank you. Thank you everybody for your attention. Please feel free if you have questions. We will stay here a couple of minutes to answer your questions. So please go ahead. Okay. Birkaç tane soru gelmiş. Onları iletelim teker teker. Öncelikle ömrü bir yıl deniyor TDS'de ama teneke açılmaz ise uygun şartlarda kaç yıla kadar saklanabilir ve kullanılabilir? Bu soruyu ben cevap vermeden önce bir Yospe söz vermek istiyorum. O da fikrin söylesin, ardından ben cevap veriyorum. Yospe, there is a question about yes. the shelf life of the release agent. So, you know, in the TDS file, it's writing 1 year is the shelf life. But the customer is asking, he said, so we have material in our stock and shelf life or the expired. So more than 1 year, but we didn't open the can. Yeah, so normally, so the cans we supply are closed and sealed. So when they are stored in normal conditions, so on a shelf, in a dry and out of the sun, you can go over the 12 months of shelf life. Also, I know that at Medix, our products are stored in a conditioned area, so there will be no impact on the shelf life. It's very important. However, if you start opening the can, when you open it and you use it, then immediately to close the can again when you stop using the sealer or the release agent. You screw up again the cover and put it back onto your shelf. If you leave it open, the humidity will come into the can and will start and the product will start polymerizing. So it's very important to close the can after use to avoid polymerization in the can. Evet, buradaki ben de şöyle kısa bir şekilde tercüme edeyim olsun. Tabii ki bizim de, önce şuradan başlayayım. Bizim Agzen'in bize sağladığı ve tabii ki bizim de size sağladığımız tenekeler tabii ki hem kapalı hem de aynı zamanda mühürlü. Eğer siz bu mühürünü, yani tenekeyi hiçbir şekilde açmadan kendi deponuzda uygun şartlarla saklarsanız bir yılın üzerindeki ürünleri çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz tabii ki. Burada dikkat edilmesi gereken birkaç konu var. Birincisi, örnek veriyorum, kalıp ayırıcıyı kullandığınız tenekeden kullandıktan sonra direkt tekrar ağzını kapatmanız gerekir ki içine herhangi bir yabancı madde girmesin veya bir nemden dolayı veya sıcaklıktan dolayı herhangi bir zarara uğramasın ayırıcınız. Yani özet olarak uygun şartlarda saklandığı sürece bir yılın üzerindeki son kullanma tarihi bir yıl üstünde de olsa çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama belirttiğim gibi uygun depo şartlarının saklanması lazım. Şimdi biz de zaten Matrix olarak hiçbir zaman son kullanma tarihi geçmiş ürün vermemeye çalışıyoruz ve vermiyoruz müşterilerimize. Ama olur da denk gelirse ki olabilir, insanlık hali hata olabilir. Biz de zaten kimyasal depolarda saklıyoruz bu ürünleri. Ve her zaman ufak bir test yapılmasını veriyoruz. Ufak bir aerosol testi. Ondan sonra kullanılıyor. Biz de kullanıyoruz kendi üretimimizde. Burada önemli olan dediğim gibi kullanım saklama koşulu ve tenekenin açık olup olmadığı. Eğer teneke kapalıysa, mühürlüyse, hiç açılmamışsa, uygun şartlandırılmış ortamda saklandıysa bir sıkıntı olmaz. Bir tane el kaldırılmış, söz vereceğim. Ervan Akbaş, oradasınız herhalde. Söz veriyorum. Herhalde yanlışlıkla kalktı. Yok. Erban, merhabalar. Merhabalar. Türkçe mi devam etmeliyim, İngilizce mi sorayım? Nasıl arz edersiniz?
Okay then. I'm working in a leading blade manufacturing company, Okay. and our products are, as you know, very similar, and the techniques, methods are pretty much the same. However, the output of the product as weight, size, I mean square meters of the surface, it's from 100 to maybe from mold to mold, it's 300 square meters, and it's from 10 tons to 20 tons. So eventually, the physical conditions and the tension when we are demolding is gonna be very, very different from the boats and yachts and such and such. So we are looking for an alternative material spectrum when it comes to the sealers and release agents. However, can we find anything from Axel and Matix that is compatible with our products and with our process? Actually, we developed a water-based release agent line for the wind industry, both for gel-coated or non-gel-coated surfaces, blade surface, and we have products for epoxy resin and epoxy gel coat, or also for polyester resin and polyester gel coat system. So I don't know. There's in the wind industry, it's completely, of course, a completely other topic than we're discussing now. You have the most companies using epoxy resin to produce the blades, and one company is using polyester resin. But for both, we have a water-based cleaner, a sealer, and a release. As a customer candidate from your side, I would be very appreciated if we can discuss further about our methods and compatibility, and even if we can go in detail about the products. I just want to be reached out. I mean, if it's okay for you. I want to be in contact because there are much and much details that we need to discuss. Let's organize with Murat a conference call one of these days, and we can discuss this in detail. Actually, it's in my job. I do work a lot in the wind industry, actually. So it's good that you reach out. Perfect. Okay, thank you so much. You're welcome. Thank Erhan you. Bey, bir mail isterseniz bir mail atarsanız kısaca Aslı Hanım'a veya bana zaten bir adresi var galiba değil mi? Biz oradan size iletişime geçeriz. Yoksa birlikte bir ortak video call yaparız, konuşuruz bütün detayları. Tamam, Çok teşekkür ederim. teşekkürler. Tamam. Ne demek? Bir diğer soru da uygulama aralığı ısı veya nem ile değişir mi? Yes, mate, there's a question that asking about application frequency. It can depend on the humidity or temperature. Actually, I didn't see that they have to apply more often in hot climates than in cooler climates. What we can see is that the polymerization of the release agent and the sealer is better in hot climates, because the system, the resin actually polymerize with humidity in the air. So the hotter or more humid the air, the better the release agent will cure, and the faster actually your mold will be ready. Imagine in northern Norway, when it's -5, it will go a bit slower than probably in Turkey, in the Izmir region. The application will be faster, but
in terms of numbers of release, I don't see a big difference in that. It will be nearly the same. Kısaca çevirmeye çalışayım Yosun bahsettiğini. Aslında şöyle yüksek sıcaklıklarda, yani yüksek sıcaklıklarken normal sıcaklığın, oda sıcaklığının üstündeki sıcaklıklarda ve yüksek nemde kalıplayıcı etkisini daha iyi gösteriyor. Ki slide'da da bahsettiğimiz üzere biz her ayırıcıdan önce minimum 10 dakika, affedersiniz minimum 30 dakika beklenmesini istemiştik. Bu minimum 30 dakika sonra daha iyi olur demiştik ki buradaki amaç kalıp ayırıcının yüzeyde çok daha iyi kürleşmesini sağlamaktı. Bu sebeple eğer daha sıcak ortamlarda ve daha yüksek nem oranına sahip ortamlarda kullanırsanız etkisi biraz daha iyi kış şartlarına göre. Bu da Norveç ile İstanbul, affedersiniz İzmir bölgesi ve İstanbul bölgesi arasında bir farktan bahsetti. Norveç'te sıcaklık düşük olduğu için orada tabii ki kürleşmesini beklemek için daha fazla zaman gerekiyor. Ama İstanbul veya İzmir tarafı, yani Türkiye şartlarında ise daha kısa 30 dakikada halledebiliyorsunuz bunu. Ama hani ayırım olarak baktığınızda örnek veriyorum. Aynı oranda kullandığınızda birinde de Norveç'te 3 kat kullandınız, Türkiye'de de 3 kat kullandınız. Aldığınız ürün sayısında bir değişiklik olmuyor. Fakat sadece sıcaklık bu bölgeler daha yüksek olduğu için daha iyi etki gösteriyor. Daha çabuk kürleşiyor. Bu şekilde cevap vermeye çalışalım. Eğer tam istediğiniz cevap değilse tekrar sorunuzu alırız. Bir sorumuz daha var. Release'den kaçınmak için neler yapılabilir? Yos Bey, what can we do in order to avoid pre-release? In order to avoid pre-release, I should first take the 828 Plus, which has the lowest slip in our product line. So the 828 Plus on the whole. Yes? Do you hear me? Sorry. Yeah. Now can hear. Can you repeat again? Yeah. So first I would take the 828 Plus. To avoid pre-release, and if you're using the 838, it's very important to wipe it off. If your mold shape or the hull shape and the way you built the boat or the hull is very sensitive to pre-release, I would take a and you're making not much hulls. On this mold, I would take the paste wax, which you have definitely no pre-release. The second step would be the 828 Plus, which I always recommend for the hull. And if you, so I would. But okay. Aslında pre-release engellemek için bizim önereceğimiz ilk ürün tabii ki bahsettiğimiz 818 Plus ürünü. Çünkü bu ürün akser ürünleri arasında en soft dediğimiz ürünlerden bir tanesi. Yani bu sayede zaten bu soft, kimyasal softluğu sayesinde akserde pre-release'de karşılaşmazsanız diye karşılaşmayacağınızı marketingini yapıyor her zaman. Ama eğer siz 818 Plus değil de üretiminizde 838 kullanıyorsanız burada yapmamız gereken en önemli şey wipe off'u iyi yapmanız, yani ayırıcı uyguladıktan sonra kurulamayı iyi yapmanız, yani yüzeyde kalan fazla ayırıcının alınmasını düzgün bir şekilde sağlamanız gerekiyor. Ama şöyle bir durum var, eğer üreteceğiniz parçanın kalıbı, üretiminiz, prosesiniz veya teknik geometriniz hiçbir şekilde buna nasıl sanırım yardımcı olmuyorsa size, yani her şekilde ne kadar 838 kullansanız da, ne kadar wipe off yapsanız da yine de pre-release oluyorsa bu tarafta Axel'in önerdi ilk başta önerdiğimiz PCV's katı wax'ın kullanılması. Ama biz genelde direkt bu pre-release'den korunmak için 818 Plus'ın kullanılmasını öneriyoruz. Tabii bu yine en başta bahsettiğim
prosesinize, geometrinize, ürün tipinize göre değişiyor. Bunu da ayrıca özel olarak konuşabiliriz isterseniz. Zamanımız var, birazcık açtık. Tamam. Yavaştan kapatalım diyoruz. Sanırım başka bir soru da yok şu anda. İlginiz için herkese çok teşekkür ederiz. Tekrar bir başka webinarda görüşmek dileğiyle. Çok teşekkürler herkese. Yos Bey, we are closing. Yeah, thank you very much everybody for your attention and looking forward to see you soon. All right. Thank you, Yos Bey. You're welcome. Thank you. All right. Thank you.